İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haftanın ilk haber bülteni ile karşınızdayız. Kosova'da son 24 saatte 129 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 9 kişi ise hayatını kaybetti. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada Gerçekleştirilen 449 test sonucunda 129 kişide COVID-19 virüsünün tespit edildiği belirtildi. Kosova'da koronavirüse yakalanan kişi sayısının 11.545'e ulaştığı, toplamda 44.433 kişiye test yapıldığı kaydedildi. Son 24 saatte koronavirüs sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Bu arada güncel korona verilerine göre 152 kişi iyileşti. Bugüne kadar toplamda 7 bin kişi iyileşirken ülke genelinde 3.792 aktif vaka bulunuyor. Belediyelerde korona vakası sayısı açısından 45 vaka ile Pristine yine birinci sırada yer aldı. Dışişleri Bakanı Meli Zaharadinay İstubla ve Adalet Bakanı Selim Selimi resmi bir ziyaret için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyorlar. Amerika Birleşik Devleti ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Melih Zahara Dinay ve Adalet Bakanı Selim Selim'i ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yüksek temsilcileriyle bir araya gelip temaslarda bulunacaklar. İkili ilişkilerimizi daha da derinleştirmek ve Kosova'nın dış politikasının Amerika Birleşik Devleti dış politikasıyla koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığı Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri Bakanlığı'nın Dış Hizmetler Enstitüsü ve Heritage Fondisyonu üst düzey yetkilileriyle temaslarda bulunacağız diye Bakan Haradina Stubla sosyal medya hesabından paylaştı. Başbakan Abdullah Ötep Başbakan yardımcılarıyla birlikte bugün Eğitim Bakanı Likay ve iş arkadaşlarıyla yeni öğretim yılının başlamasını görüştüklerini bildirdi. Eğitim Bakanı Likay, eğitim uzmanları ile ve belediyeler, Birleşik Eğitim Sendikası ve Veliler Konseyi ile istişarelerde 1 Eylül'den itibaren eğitimin örgütlenmesi seçeneklerini tamamlamak üzeredir. Hotip belediyeler ve okul müdürlerinin okullardaki şartlara bağlı olarak eğitimin nasıl örgütlenmesi gerektiğine dair net talimatları olacağını söyledi. Hoti'ye göre uzaktan eğitim her zaman aktif olacak. Ancak belirli bilecek her durum karşısında ne gibi önlemlerin alınacağı protokolleri yapılmaktadır. Öğrencilere ve öğretmenlere uygulanacak koruma önlemleri konusunda bir bilgilendirme kampanyası da yapılacaktır. Hoti ayrıca öğretmenlerin çevrim içi öğrenme için eğitildiğini ve gerektiğinde işe alınabilecek öğretmenlerin yedek bir listesine sahip olmak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Kosova'da 9. sınıfı tamamlayan tüm öğrenciler bugünden itibaren kayıt için ortaokullara başvurabilirler. Öğrencilerin ortaokullara kabulü için konkur cuma gününe kadar açık olacak. Sonuçlar ise 24 Ağustos'ta bildirilecek. 9. sınıflar için başarı testinin iptal edilmesi ardından bu yıl 10. sınıflara kayıt öğrencilerin 6. sınıftan 9. sınıfa kadar gösterdiği ortalama notu esas olarak alınacak. Eğitim Bakanlığı'nın kararına göre liseler ve mesleki okullara öğrencilerin kaydını yaptırmasında 17 yaştan büyük olmaması dikkate alınacak ortaokula kabul edilmesi için öğrencinin 6. sınıftan 9. sınıfa kadar tüm derslerden not ortalaması gibi kriteri yerine getirmesi gerekir. Bu 60 puan olarak değerlendirilecek ve öncelikli derslerden not ortalaması da 40 puan değerlendirilecek. Liseler ve tıp ortaokulları için öncelikli kriter bu derslerden not ortalamasının 4'ün üzerinde olmasıdır. Hükümetin ana partisi lideri İsa Mustafa, Başbakanın Covid-19'dan iyileşir iyileşmez AK lideri Ramuş Haradina ile görüşeceğini bildirdi. Mustafa geçen hafta AK liderinin hükümet başkanının bu şekilde Brüksel'de diyaloğa devam etmesi halinde AK'nın güvenini alamayacağını bildirmesi ardından Haradina ile bu hafta bir görüşme gerçekleştirmeyi düşündüğünü açıkladı. Mustafa, iktidar koalisyonun istikrarlı olduğunu düşünüyorum. Başbakan ofisine döner dönmez, koalisyon partnerleriyle bir araya geleceğiz ve medyada dile getirilen tüm konuları görüşeceğiz. Anlayışla çözülemeyecek herhangi bir konunun olmadığını değerlendiriyorum şeklinde konuştu. İpek Temel Mahkemesi eski Sağlık Bakanı Numan Baliç'e bir aylık gözaltı ceza önleminin belirlenmesi için Priştine Temel Savcılığı'nın istemini kabul etti. Bildiride 12 Ağustos 2020 tarihinde İpek Hastanesi'nde kasıtlı olarak ve bir sağlık uzmanı sıfatıyla mağdurun sağlık durumunu kötüye kullanarak onun rızası olmadan cinsel olarak kendisine dokunmayı ikna etti ve mağdur kritik gecede zarar gördüğü açıklandı. Bu davranışlarla sanığın cinsel saldırı suçu işlediğinden şüphe ediliyor. Sayın seyircilerimiz Doburçan Köyü'nde okuyan ve sınıfın tek öğrencisi olan Hilal ile pandemi döneminde neler yaptığını, zamanını nasıl değerlendirdiğini konuştuk. Doburçan Köyü'nde okuyan ve sınıfın tek öğrencisi olan Hilal ile pandemi döneminde neler yaptığını, zamanını nasıl değerlendirdiğini konuştuk. Sıkıldım, arkadaşlarımı özledim okulumda. Dersleri ama biraz karantinadan sıkılıyorum. Çünkü e, kimse e, benimle oynamaya gelmiyor. Çünkü izin vermiyorlar polisler. E, böyle cam sıkılıyor. Bazen sıkıldığı an oturuyorum bir yerde müzik söylüyorum. Oynuyorum kendimle. E, Barbilerimi alıyorum. Bazen şöyle e, çiçek koleksiyonu yapıyorum. Laleyi papatyayı ve son gül e, kitap yerinde masallar okuyorum mesela e, Rapunzel pamuk prenses ve Cinderella e, oyun oynamayı seviyor musun genelde nerede oynuyorsun oyunları şimdi pek fazla arkadaşlarınla görüşemiyorsun ama e, genelde ailemle oyun oynuyorum mesela saklambaç e, başka Basketbol, tople, ee, başka bisikletlerimizi alıyoruz ve burada e, bisikletlerimizle beraber sürüyoruz bisikletlerimizi. Ee, başka güneş çok olduğu an havuzu tam bu yerde koyuyoruz ve sonra yıkanıyoruz. Nazım Hikmet İlkokulu'nda 3. sınıfı tamamlayan Hilal, sınıfın tek öğrencisi. Türkçe eğitimde, özellikle Gilan Doğuşan gibi yerlerde öğrenci sayısının azaldığını göz önünde bulundurarak, genç yönetmen Berkant Jure'nin yapımını gerçekleştirdiği ve henüz çekim aşamasında olan belgeselin başrolünde yine Hilal var. Sayın seyircilerimiz haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Hafta boyunca duymak istediğiniz güzel haberlerde buluşmak ümidiyle efendim. Sağlıcakla kalın.